Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbatu lilmuttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abu Sufyan Kureyş'in hürmetini saklayıp kalışlıkça hareket kıldı. İmkan bulmadı. Adamlar Kureyş'in kaçıp gitti de Kureyş'te izzeti diyordu. Gepleri yapıştı. Banu Nazir Madinadan haydalıştı, izzet nafslariga tegildi. Ularını şaraflariga putur yetti. Gatafon kabilesiga peygamberimiz borib, yerlerde hücum kıldı, kaçıp geçti. Banu Süleym, Davmatu Cendal, başka hamma kabileler Müslümanlarga karşı bo'lib edi. Yani halat, hamması Müslümanlarga karşı halat. Hamması Madinaga hücum kılıçdikka, Müslümanlardan aziyet çekip duruşgan edi. Şunda Madinadan quvilgan Banu Nazir sayyidlaridan bir top sayyidlari harakatga kelishdi. Bu Hayy ibn Ahtab, Sallam ibn Mushkim, Ibn Abi Huqayqlar. Bular nimani boshlashdi? Xanda g'azotini boshlagan mana shu yahudlar bo'ladi. Haybarga borib to'plangan bu yahudlar butun mushrik arablarni Müslümanlarga qarshi bitta qo'shinga jamlab turib, Madinaning ishini hal qilishni xohlashdi. Birinchi bo'lib ular Makkaga, Qurayshning oldiga borishdi. Ularning sayyidlaridan uchrashdi va yahudlar o'zlarining niyatini bayon qildi. Qurayshning sayyidlari va Abu Sufyan bunga rozi bo'ldi. Va arablarni mana shunday bitta jamoatga to'plab, musulmonlarga qarshi olib borishlikka Abu Sufyan o'zi boshlik qilishlikka rozi bo'ldi. Shunda Abu Sufyan Banu Nazir Yahudlardan soradı. Bu yani üçlü kişiden. Bana sizler ahli kitapsılar, Yahudlar. Bunu kadar şari ilimlerde yakışınırsılar. Aydılar ki, biz ne dinimiz yakışırak mı? Ya ki Muhammed ne dinimiz? Müşrik bugün Abu Sufyan, ahli kitap bugün Yahudlardan, İslam yakışırak mı? Muhammed ne dini? Ya ki bizi dinimiz yakışırak mı? Şimdi Yahudlar, Allah olanı lanetlesin, sıladı diniler Muhammed'in dininden afzarroq deyişti. Yani tavhidge çakıradigan, Allah'ın yekkelliğe davet kıladigan İslam dinini butlarga sığınadigan, müşriklerin dininden pas deb bilişti. Bana şu sözlerden bilsek boladı ki, Yahudlarının Müslümanlığa bugün düşmanı kançalık kattık. Yani şirkini İslam'dan afzal deb biliş yaptı. Allah dolayı dedi Kur'an'da, Yahudlardı kimliğine. Estaizu billah. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا Bizge en düşmanlığı kattı boyan kim? Müslümanlarga nisbeten. İman keltirgen zatlarga en kattık adavat kılgücü adamlar Yahudiler ve müşrik bulgen kimseler ekenli küresiz. Onların adavatı daimi. Bu vaktin çemez onların düşmançılığı. Allah Ta'ala bu Yahudlarını Abu Sufyan'a bergan javobi haqida nima qanday oyatlar nozil qildi? Alloh aytadi: Astagfiru billah, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar İman egeleri bulgen Müslümanlardan göre doğruroq yoldalar diyetkenlerini görmüşsünüz. Yani Haydar Aytamız, Müslümanlarga adavatı kattıklı giden şirkini İslam'dan abzalda bilişti. Yahudlar Gatafon'a vardı, ular ham razı buluştu. Banu Süleym'e barıştı, ular razı buluştu. Banu Fuzara, Ahabiş, şimdi kılıp, hala Arap cazirası toplanmagan katta koşun toplandı. 10.000'e yetti bular niyadadır. Hala Arap kabileler hiç kaçan birleşip bunçarı koşunda, bitti koşunda camlanma genedir. Yahudiler bana şimdi bir hareket kılıçtı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem albatta bu buluyken hareketlerden bir haber mesela. Cezire olup tarikayken haberlerden haberdar adı. Çünkü bırak iş kılıçlık yere gidiyor. Sahabalarını toplayıp ne makalamızdı? Yani adadı katta bugün koşun geri yaptı ne makalamız? Sahabalardan Salman-ı Farsi raziyallahu anhu ayta diyor Resulullah. Bizde dedi, yani hayırda? Fas'ta. Bizde Fas'ta eğer
düşman bizden adada köp boladigan bolsa bir hile işletadi dedi. Qanday hile bo'ldi? Xandaq qazir dedi. Xandaq nima deb payg'ambarimiz so'radi? Salmon al-Farsi roziyallohu anhu xandaqni sifatlab berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xandaq qazishlikka sahobalarning barchalarini buyurdi. Xandaq qazishlik boshlandi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan 3 mingga yaqin odam xandaqni qazdi. Madinani joylashligi bir ajib. 3 tomondan tabiiy suratda baland tog'lar bilan o'ralgan. Faqatgina Madinaga hujum qilishi mumkin bo'lgan tomon bu shimol tomonida. Orqa tomonda Banu Qurayza yahudiylari bor edi. Ular bilan musulmonlarning tinchlik sulhi bor. Yahudiylarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odam yuborganda ular: "Ey Muhammad, biz sen bilan sulhda turibmiz. Orqa tomonda himoya qilishing bizning zimmamizga" dedi. Demek himoya qilinish kerak bo'lgan faqatgina shimol tomon qolgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu shimol tomonni shimol tomonda Sal tog'i bilan Uhud tog'i bor. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasidan payg'ambarimiz xandaq qazidi. Xandaqda ichki tomonida Madina tomonida Sal tog'i qoldi, Uhud xandaqdan ari tashqari tomonda qoldi. Ahzoblarni, to'dalarni yaqinlashib kelayotganligi xabari eshitila boshladi. Payg'ambarimiz tezroq kavlashlikka sahobalarni undadi. 10 kishiga bitta boshliqdan tayinlab payg'ambarimiz ma'lum bir masofani berdi, ular kavlashligi kerak. Xandaqda qazishar ekan musulmonlar hatto bir ijtihod qilishdi. Munofiqlar ham kelishar edi. Chunki islomni izhor qilishganligi uchun, zohirda islomni ko'rsatganligi uchun kelib ular ham kavlashar edi, lekin biror qaramay qolsa o'tirishib olardi. Yoki uyga ketib qolib qaytib kelishmay turishib olardi. Va musulmonlar nihoyatda bir tang, och ahvolda edi. Chuqurni kavlayotganlarida katta bir toshga ro'para kelishdi. Chiqara olmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirib kelishganida Rasululloh unga suvni septilarda qo'lidagi asob bilan bir urganida tosh qumday maydalanib ketdi. Mo'jizalar zohir bo'lishni boshladi. Chunki bu shunday bir tang fitna davri ediki, musulmonlarga mana shu mo'jizalarni ko'rsatishlik bilan ular ruhini ko'tarishlik kerak edi. Salmon Farsi roziyallohu anhu bor jamoa kavlayotib yana bitta katta toshga yo'liqib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi. Ya Rasululloh, hech narsa qila olmayapmiz. Qo'lidagi asboblar bilan urdi, temir bilan urishdi, sinib ketdi. Rasululloh chuqurga tushdilarda qo'lidagi asbob bilan qattiq bir zarba berdi. Temirni toshga tekkanligidan bir yorilish chiqib ketdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedilar. Ikkinchi marta urdi. Ikkinchi marta ham yorilish chiqdi. Allohu akbar dedi payg'ambarimiz. Uchinchi marta urganida yana bir yorilish chiqdi, tosh maydalanib ketdi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, bu qanday nur edi?" deb so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ko'rdinglarmi sizlar?" dedi. "Ha, ko'rdik" dedi. "Birinchi marta urganimda menga Alloh taolo Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganligi ko'rsatilgan" dedi. Ya'ni shu paytdagi Rum saltanatini yer itoatida bo'lgan Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganini ko'rdim" dedi. Ikkinchi marta turganimda Fors yerlari Madoin musulmonlarning qo'llarini ko'rdim" dedi. Uchinchi marta turganimda Yaman musulmonlarning qo'liga o'tganini ko'rdim" dedi. Dushmanini kattaligidan adadi. Qo'rqib, xandaq qazib, och turgan, har tomondan dushmani qattiq bo'lgan, zaif bo'lib turgan musulmonlarga payg'ambarimiz mana shunday bashoratlarni berdi. Mu'minlar albatta ishonishdi, lekin munofiqlar kulishdi. Vallohi shay ajib deyishdi. Ha, bu bittamiz hojatimizni ravo qilgani, borib kelgani xotirjam bo'lmayapmiz-u, bizga dunyodagi eng katta mamlakatni fath qilishni va'da qiladimi dedi. Ma va'adana Allohu va rasuluhu illa g'urura deyishdi. Ha, Alloh bilan rasuli bizga faqat g'ururni va'da qilishyapti dedi. Lekin musulmonlar iymon keltirish. Haqiqatan bu futuhotlar 9-10 yildan keyin ro'yobga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kun ovqat yemaganligidan qorniga tosh baylab yurardi. Qaranglar, musulmonlarni boshiga kelgan mana shu sinovlarda eng og'iri shu edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam och qolganligini ko'rib, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu uyiga keldida ayoliga: "Yegilik biror narsa bormi?" dedi. Ayol aytdi: "Ozgina arpa uni bor" dedi. "Yana bitta" dedi, "kichkinagina echkimiz bor" dedi. "So'yib tayyorlab tur" dedi. Rasulullohni yetalab olib kelaman, 3-4 ta sahobalar bilan kelsa qorin to'g'izib ketishadi. Bordida
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağı gibi şirketi ya Resulullah, bizim üyümüzde az yine avukat var. Bir üç dört de özesi tallayan sahabalar da alıp yürüyün, avukatın nesilerdi. Kulağı gibi şirket. Şimdi Peygamberimiz balayan ağzından, ey kavm, Cabir velime geçekir yaptı bizi dedi. Cabir raziyallahu anh, nüme kılıcı ki hayran bu kaldı. Yürü yürü. Yürü bardağı hatun dedi, şorumuz kurup kaldı dedi. Ne mi oldu dedi? 300 adam kere yaptı dedi. Ayalı, siz ettiniz mi dedi Resulullah ki? Ha, ettim. 3-4 adam kere edip ettiniz mi? Ha, ettim dedi. Resulullah nüme kılıyken bilet dedi. Resulullah ki, yani Resulullah bir nesil dedi mi demeyi bilet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 300 adam yetelep geldi. Sonra ettiler ki, hala kazan onlardan cildirilme gene de avukat uçağdan, hala hamur getirilme gene de teyme türüler dedi. Men kolumu tekizme günümce teyme türüler dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler, hamur da alıp, nan da alıp, göğüş de alıp uğrak uzatardı. Göğüş de alıp uzatardı, göğüş de alıp uzatardı. Kegen hem adam mukannı toydu. Lekin kazanda avukat, göğüş, idişteki hamur hala azayma gene de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri menaşırında şimdi bir zahir buldu. Yani ayet yapız, bu mucizeler ne kere gidin? Ne kere gidin? Müslümanlar da köyünü kötüleşik kere gidin. Amr raziyallahu anh'a özünü eğri ve inisi hendak kazı etken de bir idişte hurma cennetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e alıp gelin yanında dasırhan diyazı ilerdi. Dasırhan diyazı işte, tökü iler üstü geldi. Sümle tökü bu işte. Al ilerdi. Al işte. Aliler dedi, alıştı, aliler, alıştı, alıştı. Şu yerdeki hem adamın kanını toydu, kurma hala bir tane yamaz yeme yanıdı. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anaşı orunda körsatken mucizelerden idi. Handak, müşriklere kelişliğe yakın kevlap bulundu. Handak'ın çukurluğu yıkançıydı, yeni kançıydı, uzunluğu yıkançıydı. Çukurluğu şundaki kevlandı ki, onun içine düşüp bayan insanla çıkışlığı ağır basın, yani çıkamazsın. Yeni, şimdi bir enli yıkılıp kavlandı ki, atlar sakirak ötemiydi yani buluştuğu gibi. Fakat yine bir sarı asıl atlar olsa, fakat şunlar ötüşü mümkünlüğü. Şimdi uzunluğu ise, Medine'nin şımalını tolalı geçe egerle geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem handakını kavlu etkenleri de sahabaları bilen, bir Arabi geldi, İslam'la kabul kıldı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ondan ismini ne madem soradı? O Cuayl dedi. Yani bir haşaratını namına etti. Peygamberimiz bu hunu gitsin mekan. Bunu özgertirdi. Sen bugünden başlayıp amr sen dedi. Arabi ha bugünden başlayıp benim amrman dedi. Ve bana şu bölgen işini sahabalar neşit kılıçtı. Semmâhu ba'da Cuaylin amra ve kâne li yevmil ba'si zahra. Yani sahabalar Handak kavlaştığı da neşid etişerken Kuba Mescidi ve Mescid-i Nebevi'ni kurarken de etken neşidlerine etişerdi. Allahümme la ayşe illa ayşe al-akhira fagfir lil ansari vel muhacira. Abdullah ibn Ravaha bu neşidken yana koşup Vallahi levlallahi mehtedeyna ve la tasaddaqna ve la sallayna fanzilen sakinete aleyna ve sabbitil akdame illa qayna. Bana şimdi yıkılıp sahabalar neşide aitip Handak'ın nihayesi yetkizişti. Müslümanlar işan işti. Lekin münafıklar, fasıklar açtı ki bu içimizde biz düşmanında köplü giden, havatırdı, korkudu, kattıklı giden kazayı, hacetke, beymalar varıp yalama yapmaz o. Ebu Muhammed bizge gururunu, o dünyadaki katta memleketlerini galip akılıştığını vaat akıl yaptı. Allah Teala ne dedi onların sözü hakkında? Estaizu billah اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Öşende münafıklar ve dillere de maraz bulgen kimseler Allah ve onun peygamberi bizlerge fakat yalgan ve adaklıgeykenler diye başladılar. Müslümanlar işen işte. Bana şu Handak vakıyasından bor yo'g'i 9 yil o'tib, ya'ni mana shu bashorat aytilgan paytda musulmonlar eng tang ahvolda edi. Dushmanlari ko'p. Bularning adad musulmonlarning adadlari oz. Ikki tomondan xavotir, och, qo'rquv, sovuq, hatto kiyim kechagan yetarli bo'lmasdan
qiyin holatda turganda payg'ambarimiz dunyodagi eng katta ikkita mamlakatni fath qilishni va'da qilganiga ishonishdi. Ana shu futuhotlar bor yo'g'i 9-10 yildan keyin amalga oshdi. 14-chi yili bundan 9 yil o'tgandan keyin Yarmuk ma'rakasi sodir bo'ldi. Rum mag'zum bo'ldi. Musulmonlar Rum saltanatini yengdi. Ana shu aytilgan vaqtdan 10 yil o'tib, hijratning 15-chi yilida esa Fors bilan hal qiluvchi bo'lgan Qodisiya ma'rakasi yuz berdi. Va mana shu ma'rakada musulmonlar g'olib bo'lishdi. Iroq va Forsning boshqa yerlari musulmonlarning qo'liga o'tdi. Hech kim o'ylamagan edi. Hech kim o'ylamagan edi, qandaydir 9-10 yildan keyin butun yer yuzidagi qudratli bo'lgan mamlakatlar musulmonlarga taslim bo'lishdi. Xandaq nihoyasiga yetib bo'ldi, mushriklar kelishdi. Xandaqni ko'rib hayron bo'lishdi. Abu Sufyan Xandaqni ko'rgandan keyin vallohi bu hilani arablar bilmaydi. Har tomon yurib ko'rishdi. Madinaga kiriladigan shimol tomon to'laligicha Xandaq bilan to'silgan edi. Mushriklar Xandaqni ana shu Uhud tog'i tomonga joylashlikdan boshqa chora topolmadi. Abu Sufyan chora yo'qligini ko'rib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga odam jo'natdi. Ey Muhammad, qo'rqdingmi Xandaqga alib olsan? Qo'rqdingmi? Rasululloh javob berdi. Urush hila. O'ta olsang o'tdi. Lekin o'tishlikka biror bir chorasi, asbobi yo'q. Quraysh mushriklarining oldida faqatgina ikkita yo'l turardi. Birinchisi yo Xandaqni oxlab o'tishlik yoki musulmonlarning orqa tomonida turgan Banu Qurayzani o'zlari tomonga og'dirib, musulmonlarga ular orqa tomondan hujum qilsa, musulmonlarni mana shu yo'l bilan yengish mumkin edi. Yo Banu Qurayzani o'z tomonga og'dirish yoki Xandaqni oxlab o'tishlik. Musulmonlar Xandaqni himoya qilib turgan musulmonlarning adadi 3000 kishi edi. Dushmanning qo'shini esa 10000 dan ziyod edi. Ya'ni bunga katta adaddagi qo'shin musulmonlarni Xandaqni bir tomonida ovora qilib turib, ikkinchi tomonidan o'tib ketishligi mumkin edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3000 kishiga tinimsiz ravishda Xandaqni hamma qismini qo'rlab turishni buyurdi. Abu Sufyan nima ish qilish haqida fikr qildi. Chunki Xandaqni oxlab o'ta olmayapti. Demak, yagona chora qolyapti, Banu Qurayza yahudlarini payg'ambarimiz bilan qilgan sulhiga xiyonat qilib, musulmonlarga hujum qilishlikka ko'ndirishlik kerak edi. Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qolgan ayol va bolalarni bitta qo'rg'onga, bitta qalaga jamlab qo'ygan edi. Erkaklarni hammasi Xandaqni himoya qilishlikka chiqqanligi sababli ularning oldida deyarli erkaklar qolmagan edi. Faqat yosh katta kishilar, jang qilishlikka quvvati bo'lmagan odamlar qolgan edi. Abu Sufyan Banu Qurayzaga odam yuborish haqida fikr qildida, kim yuboradi? O'zi bilan birga kelgan yahudlarni jo'natadi. Ular ham yahudi, Banu Qurayza ham yahudiylar. Mana shu Xandaq g'azotini, to'dalarni yig'ilishiga sabab bo'lgan Banu Nazirning sayyidi Haya ibn Ahtabni Abu Sufyan chaqirdi. Hamda unga sen borib Banu Qurayzani bizga yordam berishga ko'ndirsang, ishimiz oson hal bo'ladi dedi. Haya ibn Ahtab aylanib o'tib Banu Qurayza qal'asiga yetib bordi. Banu Qurayzaga yetib borganida Banu Qurayzaning sayyidi Ka'b ibn As'adni chaqirib, u bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Ka'b ibn As'ad uni chaqirig'iga javob bermadi. Yo'q dedi, sen bilan gaplashmayman dedi. Haya aytdi, "Ey Ka'b, sen so'zimga quloq solib qo'y xolos. Keyin nima qilsang qil, faqat quloq solib qo'y" dedi. Ka'b ibn As'ad aqlli odam edi. Agar uni gapiga kirsa, u albatta xiyonat qil deb keldi. Maqsadini biladi. Agar uni aytganiga kiradigan bo'lsa, gapiga kirsa, Banu Qurayzaga xuddi Banu Nazirni kuni tushligidan qo'rqdida, seni kuningga o'xshab kunim bo'lib qolishingni xohlamayman. Xullas, har qancha harakat qilmasin, Ka'b ibn As'ad Hayayga javob bermadi. Oxiri Hayay ibn Ahtab qilgan hiylasi shu bo'ldiki, "Sen" dedi Ka'bga, "dasturxoningdagi ozgina ovqatingni mendan qizg'inyapsan" dedi. "Sen baxilsan" dedi. Mana shu gap Ka'bga ta'sir qildi. Odamlar meni baxil deyishmasin dedi-da, kirgizinglar dedi. Shunday qilib Banu Qurayzani oldiga Hayay ibn Ahtab keldi. Kelib sayyidlarni yig'ilishligini talab qildi, yig'ilishdi.
ularga men sizlarga azizlikni olib keldim. Men sizlarga sharafni olib keldim. Arablarning sayidlarini yig'ib keldim. Qurayshni, G'atafonni, Banu Sulaymni, Ahobishni bütün arablarni olib keldim. 10 ming qo'shinni olib keldim. Muhammad bilan sug'ni buzinglar. Muhammad sizlarga nima qilib beradi deb ularga shu gapini takrorlayverdi. Banu Qurayzani sayidlari rozi bo'lishdi. Ka'b ibn Asab bunga rozi emas edi. Lekin siqiq ostida majbur bo'ldi. Shart turishida payg'ambarimiz bilan Banu Qurayza o'rtasidagi sulh qog'ozga yozib ilib qo'yilgan edi. Qog'oz olib yetib tashlashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani doimiy ravishda qilayotgan harakatlarini kuzatib turgan edi. Odam jo'natardi, ulardan xabar olib turardi. Bu safar payg'ambarimiz Sa'd ibn Mu'oz va Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhum ansorlarning sayyidlari. Sizlar boringlar, Banu Qurayzadan xabar olib kelinglar. Agar ular ahdini buzmasdan turishgan bo'lsa, ya'ni ular va'da berishgan edi. Orqa tomondan xotirjam bo'ling Muhammad, biz senga qarshi qanday harakat qilmaymiz deyishgan edi. Agar shu ahdida turgan bo'lsa, kelib ochiq e'lon qilinglar, hamma eshitsin dedi. Yo agar xiyonat qilgan bo'lsa, menga bir kelib bir ishora qilinglar, men tushunib olay shu ishoradan dedi. Bu ikki ansori Banu Qurayzani yeriga borganida ular bilan so'zlashmoqchi bo'lganida Banu Qurayza yahudlari ularni qattiq haqorat qilishni boshladi. Shunda o'rtamizda ahd bor, kelishuv bor, sulh bor dedi. Hech qanday ahdam, ahdam, sulh ham yo'q dedi. Xiyonat qilganliklarini ochiq aytishdi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu chidamadida ularni ham so'kishni boshladi. Sa'd ibn Mu'oz, "Ey Sa'd, to'xtang" dedi. "Endi bular bilan biz o'rtamizda bo'ladigan ish so'kishlik bilan bitmaydi" dedi. Ya'ni xiyonat qilishdimi? Endi so'kishlik bilan ish bitmaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga qaytib kelishdi ikki sahoba. Endi xiyonatda aytish kerak. Payg'ambarimiz shunday aytganki, agar sulhda turgan bo'lsa, e'lon qilinglar. Agar xiyonat qilishgan bo'lsa, ishora qilib qo'yinglar dedi. Bu sahobalar nima qilishdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday xabar bilan keldilar dedi. Adl va qora ya Rasululloh. Adl va qora ya Rasululloh. Ya'ni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Adl va qora ikkita kofir qabilalar musulmonlarning ichidan sahobalarni oldab olib ketib qatl qilishgan edi. Ya'ni musulmon bo'ldik deb bu sahobalarga omonlik berdi deb va'dalarni berib turib xiyonat qilgan edi. Ya'ni adl va qora ya Rasululloh, ya'ni xiyonat dedi. Payg'ambarimiz buni eshitib turib Allohu akbar, abshiru bin nasr. Allohu akbar, g'alaba muborak bo'lsin dedi sahobalar. Ko'pchilik tushunmadi. Xabar. Chunki Rasululloh Allohu akbar deyaptimi? Demak, ular ahdida turib tikan degan shunchaga bordi. Lekin bu xabar uzoq turmadi maxfiy. Fosh bo'lib ketdi. Banu Qurayza orqadan xiyonat qilganligi musulmon qo'shini o'rtasida yoyilganidan keyin bu juda bir salbiy, qattiq bir ta'sirni ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turgan munofiqlar kelib, "Yo Rasululloh, uyimiz orqa tomoni ochiq edi. Inna buyutana avro. Shu orqa tomondan hujum bo'lib qolsa, ayollarimizni, bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Ruxsat bering" dedi, payg'ambarimiz javob beradi. Ularning ketganligidan ta'sirlanib, juda ko'pchilik musulmonlar ham ketib qolishdi. Banu Qurayzani qilgan bu xoinona ishining oqibatida payg'ambarimizni oldida turgan 3000 askardan 2700 tasi qaytib ketdi. 10dan 9i qaytib ketdi. Payg'ambarimiz bilan Xandaqda oldi bor yo'g'i 300 ta sahoba qoldi. Banu Qurayza xiyonat qilganidan keyin birinchi qilmoqchi bo'lgan ishi Madinada qolgan ayol va bolalarni asir qilib olib kelmoqchi bo'lishdi. Chunki bilishardi, erkaklar hammasi o'sha Xandaqda himoyasida. Ayollarni va bolalarni to'plab qo'ygan bir qalani ham bilishardi. Birinchi bo'lib kelinglar, shularni asir qilib olib ketaylik, cho'ri qilib deyishdi. Bir qancha josuslarni ana shu qal'a tomonga qarab jo'natishdi. Bu josuslar qal'a yaqin joyga kelishdida ichidan bitta odamni jo'natishdi. Borib bilibki, erkaklar bormi, yo'qmi. Bu josus sekin berkinib ketayotganda uni qal'ada turgan payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdulmuttolib roziyallohu anha ko'rib qoladi. Ya'ni kelyapti. Agar hozir kelib qo'rg'onda himoya qiladigan erkaklar yo'qligini bilsa, hujum qilib olib ketishligini bildi. Va shoshilib pastda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoiri
Hasan ibn Sabit'ni olib götürdü. 70'den ötüp agendi o kişinin yaşı. Hasan dedi, onu casus katıl kıldı. Eğer katıl kılmasın, haberde bilip getirdiğin olsa, musibet buladı dedi. Hasan raziyallahu anh'u karı adamıdı. Men dedi, cenk kılamıyım ben, karı kaldım, küçüğüm yetmiydi dedi. Şimdi bana şu sahabeyi ayol, uruş libasını giydi, belini mahkem çiğdi ve koluna katta bir üstünde alıp, ana şu casus keladigan yolda paylar berkinip durdu. Haliki casus sekin berkinip kelayotdi, tosatdan şunda yashiringan joydan çıktı da, qo'lidagi soyil bilan boshiga bir chopdi. Casus yiqilib tushdi. Xanjarni oldi da, boshini tanasidan şunda ajratdi, kallasini bu yoqqa sudradi. So'ngra qal'ani ustiga chiqib turib, sheriklarining kelishini kutib turgan yahudiylarga qarab kallani shunday uloqtirdi. Kalla ularni oldiga tushganda ular ha qalada to'ldir erkaklar bor ekan dedi. Ve ayollarga hücum qilishlikdan, bollarga hücum qilishlik fikirden qaytib ketishdi. Mana shu sahobiy ayolni qiyan, qahramonona ishi bilan Madinadagi ayol va bolalar omonda qolishdi. Ya'ni o'zida bo'lgan bir shijoat borki, o'g'li Zubayrga bergan bu ayol. Zubayrni avvalmi tarbiya qilgan onasi edi. Shuning uchun bollarni onalari tarbiya qiladi. Qamal og'irlashdi, chunki 3000 odamning 2700tasi ketib qolgandan keyin albatta musulmonlarga bu holat og'irdi. Mushriklar har qanadaqasiga xandaqdan oxlab o'tishga harakat qilishdi, musulmonlar esa qaytarib turishar edi. Holat nihoyatda og'ir bo'ldi musulmonlarga, birodarlar, chunki oldida 10 ming qo'shin, ularni ro'parasida bor yo'q 300 odam turibdi. Bular qorni och, adadlari oz, sovuq. Qo'rquv ikki tomondan orqadan Banu Qurayza hujum qilishligi mumkin. Bu shunday bir tang, qiyin holat bo'ldiki, Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Astag'fir billah. Iz ja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va iz zaghatil absar va balagatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ya'ni ko'zlar tingan qo'rquvdan, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan. Bu oyatlarni mazmunini, bu oyatlarni haqiqatini shu joyda turgan sahobalar yaxshi bilishgan. Eng qiyin holat bo'ldi. Va har qancha qiyin bo'lmasin, orqasiga qaytdi birodarlar. Xohlagan paytda mushriklar buyoqqa o'tishligi mumkin fursat bo'lib qolsa va xohlagan lahzada orqadan Banu Qurayza hujum qilishligi mumkin. Musulmonlar qaysi tomondan musibat kelishligini bilmasdan xavotir qo'rquvda turardi. Bir necha kun davom etdi mana shunday bir holat. So'ngra mushriklarning bahodirlaridan, pahlavonlardan 5 kishi asl otlarni mingani, sarv otlarni minishganida xandaqda tor joyni topishdi-da, oxlab musulmonlar tomonga o'tishdi. 5tasi. Bular İkrimet ibn Abi Cahil, Amr ibn Vud, Nawfal ibn Abdullah ibn Muaviye, Barar ibn Hattab ve Hubayra ibn Abi Vahblar. Beş arası hem müşriklerini, bahadırları, pahlavanları. Müslümanlar tamam götüştü, men yubarif. Kim cenkıladı? Yekke meyke kim çıkadı? Birinci bölüm müşriklerini, pahlavanlardan Amr ibn Vud aldı geçirdi. Çıkıp durup, kim çıkadı yekkeme yekkeye dedi. Müslümanlar, sen kimsen de soruşken de Amr ibn Vudman dedi. Hiç kim çıkmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim onge karşı çıkadı dedi. Hiç kim çıkmadı. Amr ibn Vud cahiletteki yengilmegen cankilerden idi. Yaşı değildi, 80 kirgen de 3 gündür. Ana şu günü 80 kirgen, lakin kuvvetli çok kısa değildi. Odamlar faqat ismidan qo'rqib qochishardi, jang qilishligidan emas. Nomini aytsa odamlar qo'rqardi. Hatto musulmonlarning bahodirlari ham chiqishlikdan, uni mahoratlidan, uni mohirligidan qo'rqishdi. Amr ibn Vudman dedi. Payg'ambarimiz "Man yaxruj lahu" dedi. Kim unga qarshi chiqadi? Ali ibn Abi Talib, "Men ya Rasululloh" dedi. 24 yo 25 yoshda edi. Va urushdan qabr ko'pam mohirmas. Payg'ambarimiz yoshi ulug'roq, jangda bir mohirroq bo'lgan odamni chiqishligini kutdi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz "Man yaxruj lahu" dedi. Ali roziyallohu anhu "Men ya Rasululloh" dedi. "Ey Ali, o'tiring" dedi.
Üçüncü madde Peygamberimiz, ''Men yehruc lahu, kim çıkadı onge karşı?'' dedi. Üçüncü madde hem Ali, ''Miye ya Resulullah?'' dedi. Peygamberimiz havatır olayı yaptı ki, ''Ey Ali, o sizi katılık boştan havatır demen'' dedi. Resulullah ki, Amr ibn Vud'tu, mahirli giden havatırdı. ''Ya Resulullah, inşallah men onu katılık alamen'' dedi. ''Çıkın'' dedi. Yigirma to'rtga kirgan Ali, 80'e kirib, kuvveti çok kısa turgan, hali bir olmadı yengilmegen, müşriklerin batırı Amr ibn Vud'un oğluya çıktı. Ali raziyallahu anh'ı piyede çıktı. Amr ibn Vud zor attı üstü oturdu. Amr, Ali raziyallahu anh'ı gekharap, kimsen dedi. Dedi, ben Ali'yimen dedi. Amr, Ali ibn Muaviye mi sen dedi, yok. Ali ibn Abi Talib'men dedi. Yani Abu Talib'di, Araplar da ortasında hürmeti balandı da. Amr Vud tanırdı, Amr ibn Vud, Abu Talib tanırdı. Sen buralarımı bolasıyken sen, e bola kayıt arkayınca dedi. Senden göre yaş katlara çıksın dedi. Yani, hala mıyım ben seni öldürüşlüydü. Ali raziyallahu anh ki, ey Amr, menge yetip gelişçe, menge haber verişlerce, eğer senge ikti işten bittasını tallaşlık, takilif kılınsa bittasını albette tallarken sen dedi. Ha dedi. Ben senge iki tane sana takilif kılamam. İki tane sana bittasını tolla dedi. Amr ne dedi o da? Birincisi, İslam geçir dedi. Allah'tan özgü ilah yok ve Muhammed onun peygamberi etkenliğe güvahlığı verdi. Şu orun diyen davet. Amr ibn-i Uta etti, menge buna sana hoca diyor. Men keremez dedi. İkincisini ayıttı o da. İkincisi mi dedi? An-Nizal dedi. Men buna uğruş dedi. Amr ibn-i Uta etti. Buran kimse dedi. Menden korkmazdan meni yakka mı yakka oluşge çakıradı. Yani yakka mı yakka oluşuge çakıradı ya vakit geçe yaşayman da öyle mangenim dedi. Yani hiç kim onu yakka mı yakka çakırmasıdı. Buna kadar yaptı eşleman da öyle modum dedi de şart otudan çıktı. Kılıçı bulan otunu bulup çok taşadı. Bunun için Ali Piyadaki yanıdı. Ha bu otta oturup da. Can kısa doğru bu miydi? Yani izzet nafsı gururu balatlı giden otunu burup çöp taşadı da iki alası yan bir bölge teyni oldu. İki koşun karab durup da Handağ'da bu tamamı da Müslümanlar tamamı da Ali ile Amr ortasında can başlandı. Ali raziyallahu anh'ın adı üstüge Amr ibn-i Vud kılıçını götürdü. Şimdi bir katlık zarba vergeni de Ali raziyallahu anh'ın kalkanını koydu. Kalkanını zarba katlıklıydan bölüp taşadı. Ali raziyallahu anh'ın arkaya yetiştirilip gitti. Ali kalkansız kaldı. Sonra Amr'dan atrafda aylanıştı başladı. Aylandı iki kalası birbirine taşlandı, şu çen kötarıldı. Şu derecede bir katlı cengi oldu ki şiddetli, çen kötarılı kendine giden iki kalası körümeye, çen dişi de kop geçti. Müşrilerim körme yaptı, Müslümanlarım körme yaptı. Bana şimdi bir şiddetli ceng bir saat devam etti. Ve hemme güzel tutturdu, hani çen tüke kendine mi buladı? Şüphe çen dişiden Allahu Akbar degen takbir eşitildi. Peygamberimiz eşittirip Allahu Ekber dedi Peygamberimiz'e. Sonra Ali raziyallahu anh'u Amr ibn-i Vud'nu, müşriklerini en namı çıkan kahramanını katı kılıp çıkan. Şunda Amr bilen bir hakkı ötken tökte pahlavanı, Amr'da örgenini körgen eden ki Handağ'dan kaçıp arka kaçık hareket kıp aldı. Üçtesi ülke ötüp gitti Handağ'dan kılıp. Törtüncüsü Nafal ibn-i Muaviye. O ham koçlikke hareket kıp alıyordu. Zübeyir ünlü avam raziyallahu anh'ı yetip vardı da atıdı. Yelkesine kılıçına şimdi zarba vurdu ki zarbanı kattıklı giden yelkeye çıkan kılıç atını eğer gibi arı tohtadı. Müşrin iki gibi bölüp taşardı. Mübarazı hiç kim ötmedi. Şundan ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki müşrikler adam cönetişti. E Muhammed Amr ibn-i Vud bilen, Nafal ibn-i Muaviye'ne, cüssalarına bize kadar verseler, sizlerge 10.000 kümüş veremizdi işte. Yani bu iki kişi, nahayette bir hürmeti balantıdı bulardı işte de. Peygamberimiz etti, Nahnu kavmun la ne'kulu thamanel mavta. Biz ölülerde pulunu yediyen kavmumuz mızdır, abgeteyler dedi. O barıp Handağ'a taşıştı, hem de ruhsat verişti, Handağ'dan ülkelesini kötü abgeteşti. İtibar verin. Müslümanlar fakir, Müslümanlar aç, Müslümanlar iktisadi, kinçili halatta bu seyen 10.000 kümüşlü biremiz dese
öyleydi pulunu biz yemeyimiz o kadar bir. Yani Müslüman adamı zat nefsi kandı buluş gerek, takvası kandı buluş gerek. Bana şimdi halatta peygamberimiz olma yaptı. Az gene bir kıyıçlı edip, haram yokluğunu vurup koyarken, 3-4 son kereye boyan payta, prasetke pula koyarken, ya kandı da bir haram ticaretke kolu vurup koyarken, akı ülkelerimize yaitemiz ki, risk izde olsa, o şey olmayı son kelada. Haram güzel sezem, halal güzel sezem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerinin birliğini sindirmek için oldu. Çünkü bir kança kabilelerle yığılıp gelen, şöyle de eğer birliğe bir zarbe bir olasa, Müslümanlara yakışık olur. Resulullah müşrikler tamamen adam yönetip, Gatafan sayyidlerini Peygamberimiz aldığı bir kelişkin talep kıldı. Mahfi suratta. Müşrikler 10 minte olsa, bana şu 10 minte koşunun 4 mini Gatafan kabilesi denir. Değerli koşunlu yer mi? Eğer bunlarını üyelerine kaytarılaştığı peygamberimiz yol topsa, demek düşmanlığı yarım yok olalım. Gatafan sayyidleri hop değişti ve handaka düşüp hiç kimi bildirmezden gelişti. Gatafan sayyidleri, üyelerine hısın ve başkalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarca, sizler Medine'ye taşlayıp katip etiyle halkaylar gelir. Üyelerine aitti, hop, şunu da kılan biz. Ne mi veresen biz? Peygamberimiz attılar, ben sizlerce, Medine hurmasını, bir yıllık hasılını, türden birini veremem dedi. Yani katta miktarda gibi böyleydi. Uyayına etti, yok dedi. Hemasını veresen dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu gökülmedi. Özü aslı katafanlılar ölce döpke gel. Şimdi eğer ölce, cengi cedatsa şunu da verilse, aynı müddo, ondan taşkara handağda ötüşü ama yaptı, şimdi sakılışı ama yaptı yani. Çünkü razı buluştu. Hamasını veresen de. Peygamberimiz ulamadı. Hulas bir kança bir tartışmadan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yıllık hurmanı, meyvesini, hasılını, yarmını verişlikte razı buldu. Gatafanlılar razı buluştu. Şu hak evaziydi. Sonra Peygamberimiz attılar. Bu ittifakımızın bir de şartı var. Ansarlarda razılığını sorup koyuşumuz gerek. Çünkü hurma ansarlarının bağıdan alınır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansarlarının sayyidleri Sa'd ibn Muaz ve Sa'd ibn Ubadalarını çakırtırdı. Bu hazır Banu Kureyza'dan sökeşleşip gelen iki de sahaba. Peygamberimiz bu iki ansarıya men Gatafanlılarga eğer ular ortaya kayıt geçse Medine hurmasının bir yıllık hasılını yarmını bir işe vaada kıldım dedi. Ne mi deseler dedi. Eğer hop deseler bir yıllık hurmada yarmını veremez bunlar ortaya kayıt geçer dedi. Ansarlarının adabını görün. Şimdi Sa'd ibn Muaz etti ya Resulullah. Bu iş vahiyimi dedi. Allah buyurdu mu şunu dedi. Peygamberimiz yok dedi. Bu işte özünüzü bir rağbetiniz var mı? Siz hala bir yakış görüp kılıyapsın mı dedi. Yok dedi. Ben mecbur ben dedi. Düşmanlarda bir birliğini ketkisi için mustar ben dedi. Şimdi Sa'd ibn Muaz etti ya Resulullah. Eğer bu iş vahiy olsa şüphesiz itaat kılayımız dedi. Vahiy olsa bu insanımız. Yok, eğer bu sizi rağbetiniz, hoşçiz olsa, sizi köyünüz için hakkında işe tayyar mıyız deyişti. Sizi hafa kımasındaki için, sizi köyünüz için hakkında işe tıkılamız. Yok, eğer siz makir için, hile için, uruş için mecbur kılıyken olsa, ya Resulullah'ı. Bunlar da yaptı. Yani Gatafanlılar işte oturup da saatini cevabını, Peygamberimiz gibi verirken cevabını. Bunlar da Gatafanlılar. Bizden bir tane hurma diyen bekarga alışmasıydı. Ya mehman kılıp egizlerdik bekarga, ya ki satardık. Bu cahiliyet de şuna kıydı. Şimdi Allah bizi İslam bilen aziz kıyandan ki biz bekarga veririz bu hurmanı. Bizi aldığımız olaya fakat kılıç var dedi. Uyayın etimde Hüseyin bu ansarilerde cevabını eşitip hayran buldu. 10 bin de koşunu aldı da. Banu Kureyza arkada, adetleri az Müslümanlarda. Şimdi kıyım, bu dursayım, şimdi cevap verirdim. Osmanlıca taslim olmasını yakli etti Uyayın etimde. Peygamberimiz karab durup, ey Uyayna dedi, iş sen işken de kadar, bulmadı dedi. Ve kaytır ötüp, müşriklerde kotor diyene konuştu. Kamal devam etti. Buradalar Handa gazatının kamalı 45 gün devam etken. Bir yarım ay, 300 adam, 10 bin adam da aldı durupta. Her kanıkası gibi ölçüge hareket kılış aradı, Müslümanlar kaytarıp duruştu. Müslümanlar çerçegenleri borup damını alardı, başka adam onu niye gelirdi? Hatta bazıları üyüge borup, kimini almıştırıp gelip, yakşarak tergeli görüp, kaçıp gelirdi.
Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu uyiga borib, kiyim binimini almashtirib qaytib kelaman deb borganida Oyisha roziyallohu anha ko'radi u kishini. Qarasa ustida kiygan sovuti mustahkam pishiq bo'lmaydi. Ko'hrak qismi ochiq qolgan bo'ladi. Oyisha onamiz aytadiki, shu yerdan bir xavotirdaman-da dedi. Haqiqatan Sa'd ibn Mu'az qaytib keldi, kamon otishni boshlandi ikki tomondan, ayni ochiq turgan ko'hrakka kamon o'q kelib sayildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida Rasululloh qo'li bilan sug'urib tashladi, qon otilib chiqishni boshladi jarohatdan. Har qanday yo'lini qilib ko'rishi qon to'xtamadi. So'ngra payg'ambarimiz temirni oldi, o'tga solib qizitib turib, ko'hrakka bosib kuydirib yarasini to'xtatdi qonini. Kay oxirgi davo degan payg'ambarimiz, lekin payg'ambarimiz qaytargan kay bilan davolashdi. Qon to'xtadi, ozginadan keyin yana otilib ketdi. Payg'ambarimiz yana bir marta temirni olib kuydirib qo'yib qo'ydi. Qon to'xtadi, keyin yana otilib ketdi baribir. So'ngra payg'ambarimiz Sa'd ibn Mu'ozni Madinaga olib borib, Masjid an-Nabaviyda davolashlikka buyurdi. U kishi uchun alohida chodir tikib berildi. Masjid ichida ansorlarning ayollaridan bo'lgan Rufayda ismli ayol Sa'd ibn Mu'ozni davolab turdi. Islomdagi birinchi mubariza Rufayda roziyallohu anhu bo'ldi. Mushriklar qamalni cho'zilib ketgandan o'zlari ham qiylanishib, bugun qanday qilib bo'lsa ham o'tishimiz kerak deb shiddat bilan hamma qo'shin birdaniga hujumga o'tdi. Musulmonlar himoyalanishga majbur bo'lishdi. Bir to'p otliqlar ana shu mushriklar tomonidan orqasidan aylanib u yoqqa bu yoqqa o'tib turishdiki, biror bir fursat topilib qolsa o'tamiz bu yoqqa deb. Payg'ambarimiz ham bir jamoa musulmonlarni o'zi boshqarib, ularni qaytarib turdi. Shu kungi hujum, peshinda boshlangan hujum kun botgandan keyin to'xtadi. Shu darajada tinimsiz bo'ldiki, kun botgandan keyin mushriklar hujumni to'xtatganida Umar ibn Xattob kelib, "Ya Rasululloh, bugun bizi juda qattiq band qilishdi. Asr namozini zo'rg'a shomga yetkizib o'qib oldim" dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Umar, men asrda hali ham o'qiganim yo'q" dedi. Ya'ni ko'ring, 5 daqiqada bir namoz o'qib olsa bo'lardi asr namozini, lekin 5 daqiqa ham rohat olmadi. So'ngra payg'ambarimiz buyurdi, asr namozini o'qimaganlar so'ralganida adadi nihoyatda katta edi. Ular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval jamlanib, avval asrni o'qidi, keyin shom namozini o'qishdi. Namozni o'qib olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib aytdiki, "Allohga qasam" dedi. "Yer yuzida sizlardan boshqa Allohga ibodat qilayotgan boshqa odam yo'q" dedi. So'ngra payg'ambarimiz duo qildi. "Allohumma mastur avratina va amin ravatina. Allohumma munazzil al-kitob, sari al-hisob, ihzim al-ahzab, Allohumma hizimhum, zalzilhum." Mana shu duosidan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Mana shu duodan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ko'ring, dushmanni to'sishlik uchun xandaqni qazitdi. 300 ta odam bilan tinimsiz 45 kun himoya qilib turdi, keyin duosini qilyapti. Ya'ni sabab ham qilinyapti, duo ham qilinyapti. Odamlarning hayotini qarasang, bittasini qilayotganini ko'rasan. Yo sababini qilib Alloh bilan ish olmay qo'ygan, faqat mehnat qilayotgan. Yoki duo qilib u o'tirib olganini ko'rasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibratsiz bilan bizga insoniy sababda hammasini qilib turib duo qilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va duo ijobat bo'ldi. Na'im ibn Mas'ud mushriklar bilan Qurayshdan kelgan, musulmonlarga qarshi kelgan mushrikni qalbiga Alloh taolo shu vaqtda iymonni soldi. 45 kundan beri urushyapti kelib. Alloh taolo o'zi biluvchi zot, birodarlar qanday qilib nusrat beradi o'zi biladi. Dushmanni ichidan bitta odamning qalbiga iymon berdi. Bu Na'im ibn Mas'ud, agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, Uhud g'azotiga sabab bo'lgan xabarni shu kishi aytgan edi. Sulayq ismli musulmon bilan Na'im ibn Mas'ud aroq ichib o'tirib, Na'im ibn Mas'ud mast bo'lib karvonni xabarni aytib qo'ygan edi, agar eslasanglar. Ana shu Na'im ibn Mas'ud. Na'im ibn Mas'ud qalbiga Alloh iymon berdi. Musulmonlar tomonga o'tib keldi. Hech kim da'vat qilmadi uni. Allohni xohlagani bo'lar ekan. Shunda keldi-da payg'ambarimiz bilan uchrashib, "Ya Rasululloh" dedi. "Men sizning diningizga kirdim. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad Rasululloh. Meni islomga kirganimizni bitta siz bilasiz" dedi. "Buyuring, nima qilay" dedi. "Iymon keltirib ham itoatni qarang. Siz bilan qolaymi yo nima qilay" dedi. Enayim 10 mingta qo'shinning oldida 300 ta odam turdi nima yu 300 bitta odam turdi nima dedi.
katta iş emas. Lekin ularni birligiga bir putur yetkaza olasiz, ularni tarqatib yubora olasiz, shu ishni qiling dedi. Ya'ni qanaqa odam iymon kelyapti-da yana? Ya Rasululloh, unda men yolg'on gapirishim kerak dedi o'di. Urush hila dedi. Bunga o'xshagan joyda mumkin. Gapiring dedi. Naym ibn Mas'ud qaytib mushriklarning qarorgohiga qaytdi. Naym ibn Mas'ud Qurayshni ichida hurmatli kishi edi. Atafonda ham hurmati baland edi, hamda Banu Qurayza bilan bordi keldisi bor edi. Tez-tez Banu Qurayzaning oldiga borib kelardi. Mushriklarning qarorgohida tongini ottirib Banu Qurayza tomonga aylanib o'tdi. Banu Qurayzaning oldiga bordi, sayyidlarning yig'ilishini talab qildi. Yig'ilishdi, Naym aytdi. Meni kimligimni bilasizlar dedi. Bilamiz deydi. Muhammadga bo'lgan adovatimni ham bilasizlar dedi. Ha, shu haqimiz bunda dedi. Sizlarga bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar dedi. Ha dedi. Nimaga bu gaplarni aytyapsan dedi. Naym aytdi. Qavm dedi, ya'ni ona 10 mingta qo'shib mushriklar. Madinani fath qilishidan noumid bo'lishdi dedi. Ya'ni 45 kunda ola olmayapti. Endi orqaga qaytib ketishmoqchi ular dedi. Agar qaytib ketsa, sizlar Muhammad bilan yolg'iz qolasizlar dedi. Muhammad bilan yolg'iz qolsanglar, Muhammadga qarshi quvvatlar yetmaydi dedi. Nimani maslahat berasan dedi? Naym aytdiki, sizlar o'zingizlarga bir kafolat bo'lish uchun Qurayshni 10 ta bir sayyidlaridan o'zingizlarga oldinglarda turishini talab qilinglar. Shunda tashab ketmaydi ular sizlar dedi. Yaxshi gapni aytding deydi, ma'qul deydi. Naym ibn Mas'ud qaytib Qurayshning oldiga bordi. Bitta odamni qilayotgan ish. Qurayshni sayyidlarini yig'ilishlikni talab qildi, hammasi yig'ilishdi. Nima deysan dedi? Meni kimligimni bilasizlar dedi. Bilamiz dedi. Muhammadga bo'lgan adovatimni bilasizlar dedi. Ha bilamiz, 45 kundan beri biz bilan jang qilyapsan. Banu Qurayza bilan bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar dedi. Ha bilamiz dedi. Ha nima gap dedi? Menga xabar keldiki, Banu Qurayza Muhammad bilan sulhini buzganligiga pushaymon eshitdi. Endi ular Muhammadga aytishdi. Ey Muhammad, biz senga Qurayshning sayyidlaridan 10 tasini tutib bersek, sen ularni qatl qilib turib, biz bilan sulhni qaytadan tikkalashlikka rozi bo'lasanmi? Deyishgan ekan Muhammad ha debdi. Endi u sizlardan, Banu Qurayza sizlardan 10 ta sayyidlardan berishinglar talab qiladi dedi. Ular aytishki, agar sen haqiqatdan rozi gapirayotgan bo'lsang, bu katta ish bo'pti dedi. Abu Sufyon shubha qildi. Abu Sufyon o'zi borib aniqlab kelishni xohladi. Aylanib o'tdi, Banu Qurayzaning oldiga kirdi. Ba'zi rivoyatlarda o'g'lini jo'natdi deydi. Abu Sufyon Banu Qurayzaning oldiga kirgan kecha jumadan shanbaga o'tar kechasi edi. Allohning taqdirini ko'ring. Banu Qurayzaning sayyidlari yig'ilishdi. Abu Sufyon ularga qamal juda cho'zilib ketdi. Ertaga biz hujumga o'tishni niyat qilib turibmiz. Biz u tomondan shimoldan, sizlar janub tomondan hujum qilinglar, Muhammadni ishini bir yo'li qilamiz. Ular aytishdi, ey Abu Sufyon, ertaga shanba. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz. Chunki shanba kuni Allohga osiy bo'lganlarda Alloh taolo maymunlarga va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan. Dedi Abu Sufyon, to'g'ri bu gapi dedi xayolida. Bo'lmasa buni ertasiga dedi. Yakshanba kuni. Ha bo'pti, uni ertasiga hujum qilamiz, faqat bitta shartimiz bor. Sizlar bizni tashlab ketmasliklar uchun, kafolat bo'lish uchun o'zingizlarda sayyidlaringizdan 10 tasini bizga qo'yib ketasizlar dedi. Shunda Abu Sufyon ha, to'g'ri aytgan ekan. Dedi-da, mayli men maslahatlasharman dedi, qaytib ketdi. Naym ibn Mas'udni mana shu qilgan hilasi bilan mushriklar bilan Banu Qurayza o'rtasidagi ittifoq buzildi. Agar Abu Sufyon aytgandek ikki tomondan teng hujum qilinganida musulmonlarga haqiqatda katta musibat bo'lgan bo'lardi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani xabarni eshitib, qalbi bir oz xotirjam bo'ldi, lekin hali xatar turgan edi. To'dalar turibdi, orqa tomonda Banu Qurayza turibdi. Mana shunday xavotirda turishdi, birdaniga sovuq bo'lib ketdi. Va buni ustiga yetmagandek shamol esdi. Shamol sovuqni yana ham nima qiladi? Kuchaytiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Naimni qilgan ishidan keyin bir narsa bo'lishligini sezgandek Qurayshning ichiga, to'dalarning ichiga bir odam yuborib, ularning holidan xabar olishni xohladi.
Huzayfatun Nur Yabani raziyallahu anh aytadı. Bu keçe deydi. Üçkü keçeni sıfatlar. Soğuğu kattık, şomalı kattık, korkuğu kattık, korongusu kattık, açlığımız kattık bu yan keçe deydi. Havatırdamız, karnımız aç, soğuk, neme buluşunu bilmiyemiz, handakta orada oturardık. Şimdi Peygamberimiz Kureyş'ten, tudalardan haber tuhaf gelişi için Nebi Sosyalem tudalarda men yarali haber al kavm felehul cennet. Men yarali haber al kavm felehul cennet. Kim menge barıp düşmanın halıdan haber alıp gelse o üçün cennet var dedi. Hiç kim durmadı. Sahabalar bunlar. Cennette ne kuşattı Peygamberimiz bana cennette kiratısı hiç kim durmadı. İkinci mertebe Peygamberimiz men yarali haber al kavm felehul cennet. Kim menge haber bulup gelse cennete boladı dedi. Hiç kim durmadı. Hareyle buradalar. Onların bizdeki adam bugün eken, korkun eken, savukatken eken, havatır bugün eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü madde. Men yarali haber al kavm felehul cennet dedi. Yani hiç kim durmadı. İşen orayın. Halat şimdi ağır dedi ki hiç kim durmadı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi aldığı kadar yürüp barıp geti yatırdı. Huzayfatun Nur Yamani aytadı. Resulullah'ın ayağı dedi, benim ayağım geteyip gitti dedi. Fankemeştir. Yani şimdi yıkıp aldım ayak kolumu dedi. Yine teyip gitmezsin dedi. Peygamberimiz şimdi kadar da Turin dişinden korku yaptı da Huzayfaya. Kimsiz doğdu? Ana musibet. Huzayfa ben dedi. Turin izlen dedi. Turin, kavmın içi gebarın, haberde bulup gelin, hiç kendi başına çıkmayın dedi. Bizi ulardan farkımız mı da? Ulardan bizdeki adam, bizdeki korkan, havatırda boyan. Lekin büyürüse Peygamber aleyhisselam kaytmayan. Peygamberimiz aytdı, borup havarap gelin, hiç ne sakınmazdan kaytıp gelin. Huzayfatımdan Yamani aytadı, fakirligim şuncaki üstümdeki kiyimim deydi. Köylegim ayalımı köyüne gittiydi. Fakirligimden ayalımı köyüne gittik kendim. O köyüne gittim, tızzam gezi oğlu yeterdi deydi. Bir kavat napis kiyim. Peygamberimiz büyürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Handaka düştü, gitti. Huzayfa onundan cilişi ki Peygamberimiz arkasından dua kıldı. Parvardigar bendeğine aldı denem, arkası denem. On gün sonra astı üstüden panahınge agin dedi. Huzayfa'tun bunu yamana itedi. Hali Peygamberimiz duasını tüketmezden bedenimdeki dedi soğuk katış gitti dedi. Huttu hammam dedi sıvı kaldı. Korku gitti dedi. Açlık gitti dedi. Handaka düşüp ötüp gitti. Allah'ın büyürüğünü beceri atıldı. Peygamberimizin hakkı dua kıldı. Allah da Allah özü bir panah verdi. Özü yardım kıldı. Huzayfatımdır Yamani todalar turgan, ahzab turgan tamamen öttü de o yerde hem şamal bulurken yeni gördü. Lekin o yerdeki şamal Müslümanlarda üstüge giden şamaldan farkı baradı. Müslümanlar giden şamal işine semesini onu aldı da. Çadırlarını üşürgen, tüyelerini kaçırgen, otları öçgen, kulas, oka pişirdiğin kette bir kazanı buladı, kazanı yaman tarafı taşıgen. Sonra Huzayfa aytadı raziyallahu anh'u, tikilip kalasam, kette bir gülhanda aldı bir adam, arkasını tutup ısınıp durardıydı. Tikilip kalasam, Abu Sufyan ekendiydi. Yani bana şu todaları başlayıp giyken, küfürünü başı boyan Abu Sufyan durup dediydi. Okunu kemange cahiladım da, Abu Sufyan'a karabıydı, tuğla tarttım dedi. Hazır koyu varsam, küfürdü başını öldüremem dedi. Lekin Peygamberimiz hiç ne sakınmasından katip geleyin degen gel bir isim geçişti de kemanı düşürdü dedi. Abu Sufyan ısını boyanıdan keyin ileyye 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 deyip çakırdı. Men aldım gekeliler, men aldım gekeliler dedi. Hemme yığıldı. Yığılgen de Abu Sufyan dahalardan idi. Aytti ki hazır men sizler yayıt olayan yaptı dedi. Arkasında bulabiliyen iş var. Hazır bir gebeyt hemen Muhammed'in casusu aramızda bokamazsın dedi. Huzayfa raziyallahu anh'ın yüzünü şimdi tosup ana şu kavm çekilip oturdu. Abu Sufyan casus bokamazsın oraylarda. Her bitti adam yanında oturgen şergini karab koysun kim begini dedi. Bana eğer hazır Huzayfa'dan kimsen de sorarsa iş baş bulalım. Hatarlı halat buldum. Lekin Allah da Allah o kişinin kalbe gelmişini bir ilham da verdi. O intamanda kişiye karab durup kimsen dedi Huzayfa. Hali kişi falancı ben dedi. Çaptan'a kalıp sen kimsen dedi, falançı ben dedi, otur oraya dedi. Huzayfa'dan hiç kim soramadı. Bana şimdi bir hatarlı halatta Allah da Allah özü bir yol görsattı. Çünkü Allah da panahı da tuttu bu kişi buradalar.
Allah öz yol göstəriyəbdi. Sonra Abu Sufyan Banu Qurayzanı qıgən işini aytdı. Şomalda aytdı. 45 gündən beri qamal qılıb heç qanday nəticə bulmayanlığını aytdı. Xullas ketmoqçu ekanligini aytdı. Hali gapini tugatmasdan turib, men qaytaman, qaytinglar demasdan turib, qavm arrohil, 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 qaytamiz, qaytamiz deb turib oldi. Bu xabarni eshitib Huzayfa roziyallohu anhu sekin qaytib musulmonlar muaskariga keldi. Kelib xandaqdan chiqishi bilan boyagi sovuq, boyagi ochlik, boyagi tishini tishiga tegmasdan tiqrab turishligi yana qaytdi. Çünkü işini bacarıp oldu kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soru gene de namaz okuyken de yine açtı. Huzayfa raziyallahu anhu Peygamberimiz aldığı yekili kütüptürdü. Soğudan tişi tişi yeteğimi taraklar durardı. Şimdi Resulullah namazda türgen halı da redalarını açıp bir çekesine uğrab aldı. Namazda türü. Ve şu halatta Peygamberimiz namazını tüketti. Haberini Huzayfa'dan işkenden ki Allah'a hamdlar etti. Sonra Huzayfa'nın yamanıyla uzun rıdası bulan uğrab, yatkızı koyun. Mehriban boyan sahabalar yapayan varımız. Huzayfa'nın yamanı etti. Uğulab ben deydi. Ton yat küçük uğulab ben kımırlamasın. Ton yatken de Peygamberimiz gelip ayağı bulan turdu. Bey kuşu turuyor nizden de kursan çeliği bulan uğat dedi. Tursan todalar kaytıp getipti. Medine'ye hatırcan diye kaytıptı. Ve Allah da Allah etken dek. Ve raddallahu lezine keferu bi gayrihim lem yenalu hayra. Allah kafirlerini hafa halde kaytardı. Ular bir an yakşilik fayda giriş alamadı. 45 gün turup 10 bin asker bilen hiç nesil kılamazdan kaytip gelişti. Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine'ye kaytip gelişti. Resulullah 45 günlük cengden keyin üyüge kirip bir kıyımını almıştırıp yuğunup damanmak için. Üyüge kirip kıyımlarını geçip usul kılıyken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yeşillerini Dihiyet el-Kelbi raziyallahu anh'ı takılatıp aldı. Hatta bir ülken gavdeli kişiydi. Ayşe anamız raziyallahu anh'a eşit açıp karasa Dihiyet el-Kelbi. Resulullah anı da soradı. İçi geldi de yuğun yaptı dedi. Çakırayım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkkanı da Cibril aleyhisselam turganını gördü. Yani Dihiyet el-Kelbi görünüşü de Cibril aleyhisselam turganıydı. Bana bilasılar Tarıştalar şekillen alıydı. Yani meşhur hadiste peygamberimizi aldı ki kıyımları oppa, soh sokalı kopkola bugün nataniş kişi görünüşte kirip peygamberimizi aldı ki iman, İslam, ihsan hakkı da sonra genedi. Bu sefer Cebrail aleyhisselam Dihiyet el-Kelbi görünüşteki genedi. Peygamberimiz tanıdı o kişinin. Şimdi Cebrail aleyhisselam ya Resulallah kuralları izi koydunuz mu dedi. Yani damalışke çıktınız mı dedi. Ha dedi. İnnel melaike lem taza aslihataha. Farıştılar hala kurallarını koyganı yok dedi. Peygamberimiz ne yaptı o da? Banu Qurayzana tazirini verişlik gerek dedi. Peygamberimiz şaşıp içkereye kirip, zudlik bilen bir uruş libaslarını keyip köçüge çıkanı da Dihiyet el-Kelbi yok. Birkaç sahabalarını körüp durup, hiç kimi görmediler mi hazır şöyle dedi. Yok orası hiç kimi görmedi fakat Dihiyet el-Kelbi Banu Qurayzaya karab gitti dedi. Degende peygamberimiz hüküm kıldılar. Büyürüdüler. Aittiler ki bu Cebrail idi dedi. Kim Allah'a kıyamet günü iman keltirgen olsa asırını fakat Banu Qurayza'da okusun dedi. Sahabalar şaşılıp yine uruş libaslarını kıyıp kılıçlarını kötarıp bölünüp bölünüp geçişti. Müslümanlar yolda keti yatıp asır vakti ötüp getirgenliğini görüştü. Şam namazı geçe yetip borgenler Asır ne? Banu Qurayza yere de okudu. Şam geç yetip oryanlar. Şimdi kalganları yolda ikilenip kaldı fikri. İki gibi önüp kaldı. Bir kısmı etti. Resulullah asır ne? Banu Qurayza'da okuyorlar dedi. Biz şunday bacarışımız gerek dedi. İkinci kısmı etti. Yok. Resulullah fakat şaşırlar degen maksatta ait oldu. Dip durup bir kısmı asırda okumasından ketti. Banu Qurayza yetip oryanlar Şam etkenden keyin. Şam ozanıdan keyin okudu asırda. İkinci kısmı toxtab asırda okup keyin yetib bordi. İhtiloflar hususida. Mana sahabalar payg'ambarimizning bitta buyrug'ini ikki xil tushunishdi. İhtilof ikki xil bo'ladi. İki tomon ixtilof qilyapti, bir tomon haq, bir tomon nohaq bo'ladi. Endi ikkinchi ixtilof bor, ikkalasi ham haq bo'ladi. Mana shu o'sha ixtilofga bitta misol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shu o'rtasidagi ixtilofda aytishganida ikkalalari ham to'g'ri qilsilar dedi. Haqiqatan
aytilganidek asrni o'sha o'qishim boradi bu buyruqda, hamda shoshilinglar degan maqsad ham boradi. Ikkalasini ham fahmi to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz ularga bildirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzalarga yetib keldi. Yahudlar qal'alariga kirib, berkinib, eshiklarni berkitib, qal'alarning ustiga chiqib turgan edi. Payg'ambarimiz keldi-da ularga xitob qilib, haqorat qildi, so'kdi ularni. Payg'ambarimizni haqorat qilishiki juda bir nodir ko'rinishda bo'lardi. Rasululloh aytdilar: "Ya ihvata qiradata wal hanazir, qad nazala fikum khizyullohi azza va jalla." Ey maymun va to'ng'izlarning birodarlari, ustingizlarga Alloh taolaning azobi tushdi dedi. Payg'ambarimiz haqorat qilmas edi. Nodir holatlardan bu o'rinda ularni haqorat qildi. To'ng'iz va maymunlarning birodarlari. Ular: "Ey Muhammad, sen halimsan, sen kechirimlisan" deganida, "Sizlarni qilgan ishlardan keyin halimlik yo'q sizlarga" dedi. "Meni hukmimga taslim bo'lasizlar" dedi. Ular aytishdi, taslim bo'ldi. Chunki taslim bo'lsa qatl bo'lishini bilishadi. Haqiqatan ularning qilgan ishi ularni bir chekadan qilishdan o'tkazishlikka loyiq ish ekanligini bilishardi o'zlari. Shuning uchun taslim bo'lishni xohlashmadi. Payg'ambarimiz Banu Qurayzani qal'alarida qamal qildi. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Ayol va bolalardan tashqari qal'asida qilich ushlashga yaraydigan 700 ta odam bor edi. Qamal davom etdi. Kechagina munofiqlar va fosiqlar, iymoni zaiflar Banu Qurayzani qilgan xiyonatini eshitib, payg'ambarimizni tashab ketganlar endi g'animalarni hidini sezib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida jamlanishni boshlashdi. Banu Qurayza payg'ambarimizning oldiga odam jo'natdi. "Ey Muhammad, sahobalaringdan birortasini jo'nat biz oldimizga. Bizi xulofolarimizdan, ya'ni do'stlarimizdan, avval bizga do'st bo'lganlardan jo'nat, ishimizni maslahat qilaylik" dedi. Nabi sallallohu alayhi vasallam Abu Luboba roziyallohu anhu ni yahudiylarning oldiga kirgizdi. Yahudlar to'planishdi. Endi holati og'ir ularda ham. "Ey Abu Luboba" dedi. "Nima maslahat berasan, nima qilaylik" dedi. "Taslim bo'lmay ilojinglar yo'q" dedi. Rasululloh sizlarni shunday tashab qo'ymaydi. Qattiq payg'ambarimiz azm bilan turibdi, qattiq turibdi payg'ambarimiz. Keyinchiki, "Ey Abu Luboba, agar biz taslim bo'lsak, nima qiladi, nima deb o'ylaysan?" dedi. Abu Luboba roziyallohu anhu qaytadi, "Sezmay qoldim" dedi. "Qo'limni shunday tomog'imga borib turib, shunday tortib qo'ydim yon boshga" dedi. "Sezmagan holda shunday tomog'imni tagiga qo'limni borib tortib qo'ydim" dedi. "Ya'ni sizlarni qirib tashlamoqchi" degan narsani bildirib qo'ydim. "Qo'limni o'tkazib bo'liblar, Alloh va Rasuliga xiyonat qilganligini sezib qoldim." Qo'lini o'tkazib bo'lishiga xiyonat qilganligini tushunib qoldida, shart yahudlardan oldan chiqib payg'ambarimiz oldiga bormadi. To'g'ri Madinaga qarab qochib ketdi. Bilmasdan xiyonat qilib qo'ydi. Borib payg'ambarimizning masjidiga kirib oldi. Ayolini chaqirdi, "Meni" dedi, "ustunga bog'lab qo'y" dedi. Ustunga bog'lab qo'ydi ayoli. "Men xiyonat qildim, Rasululloh yechmaguncha meni hech kim yechmaydi" dedi. Payg'ambarimizga bu xabar yetganda payg'ambarimiz g'azabi keldi. "Qanday qilib meni sirimni sotib qo'yadi" dedi. "Endi borib o'zini baylab qo'yibdimi? Alloh avf qilmaguncha men yechmayman men ham" dedi. Mana shu holatda 6 kun turdi. Ayoli kelib namozga yoki qazoi hojatga yetib qo'yar edi, keyin ham baylab qo'yar edi. Ovqatini mana shunday bir baylangan holda yer edi. 6 kun turdi. Alloh taolo keyin oyatlar nozil qildi, Alloh taolo avf qildi. Va axoruna atarofu bi zunubihim xalatu amalan solihan va axora sayya'a asallohu an yatuba alayhim. Yana boshqa bir kishilar borki, bu Abu Luboba haqida tushdi bu. Gunohlarini e'tirof qilurlar. Xiyonat qilganligini tan olyapti. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Albatta Alloh mag'firatli mehribondir. Rasulullohni sirini sotib qo'ygan ham istig'for aytuvdi, sidqidan Alloh kechirdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam yechib qo'ydi kishini. Banu Qurayza o'zlarining qal'alarida turar ekan, nimaga muhtoj bo'lsa hammasi bor edi qal'asida. Suvi, ekin-tikini, taomi, hamma yo'q edi. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Banu Qurayzaning kattasi Sayyidi Ka'b ibn As'ad Banu Qurayzaning kattalarini jamladi. Aytdiki, "Ahvolimizni ko'rib turibsizlar. Tursak turaveramiz.
bir bu holat bizden keskin bir kararını kabul kılıp bir şart iş kılışımız gerekli. Nimadir kılamız dedi. Banu Qurayza Yahudları nimani taklif kılasan dedi. Üçten asan taklif kılar ben sizlere dedi. Özlerinin sayyidi bo'lgan Ka'b ibn Asad. Birincisi, ey kavim dedi. Muhammed sizlerinin kitaplarınızda aytilgan nabi ekanligini hammalar bilasizlar dedi. Yani payg'ambarligini bilamiz hammamiz deyapti. Kelinglar iymon keltiraylik tirik olamiz. Çünkü Muhammed özüge iymon keltirganlarni qatl qilmaydi dedi. Qarang, birodarlar bilishadi. Bilishadi. Lekin inkor qilishdi. Bilib turib. Yo, hech qachon uni diniga kirmaymiz. İkinci taklifi nima dedi? İkinci taklifim dedi. Ayol va bolalarimizni hammasini o'zimiz qatl qilaylik va hammamiz qo'rg'onni ochib bir kishi hujum qilgandek teng hujumga tashlanaylik. Agar yengilib ketsak, mag'lub bo'lsak, nihoya dedi. Agar tirik qolib qolsak yengib, ayollar, bolalarni olamizda yana boshqatdan yashab ketaveramiz dedi. Ya'ni bu holatda buna qilib o'tirib bo'lmaydi, bir narsa qilish kerak deyapti. Ular aytdi, "Ha bu ayollar bilan bolalarda nima aybi bor? Nimaga bularni qatl qilamiz?" Üçüncüsü nima dedi? Üçüncüsü dedi. Al-layla laylatul sabt. Şamba kechasi dedi. Yahudiler şamba günü hiç nese kımasadı, Müslümanlar bunu bilardı. Şamba buluşuyken Müslümanlar kurallarını koyup dam alıp oturuşardı. Şimdi Ka'b ibn Asad adı yaptı ki, onlar bizden hücumunu kütümeyken şamba günü de, şamba keçesi de, birden bir hücum kılıyorduk, onlar da hamasını yaksan kılamızdı. Onlar adı ki, ey Ka'b, şamba günü haddiden aşken kavimlerini Allah nima qilganini bilesen o. Onlarını maymun ve tonguzlarga aylantirib yuborgan o. Biz endi ana shu kunda urush qilib, Allohni azobiga qolishimizni xohlaysanmi? Buni ham qilmaymiz dedi. Shunda Ka'b ibn Asad aytdiki, ey dedi. Sizlarning ishlarda ishga kelgan biror odam yo'q ekan dedi. Hayot mamot masalasi turganda ikkilanasizlarmi dedi. Shu bilan ular hech qaysi taklifini qabul qilishmadi. Musulmonlar Banu Qurayzani qamal qilib turishdi. Muhammad ibn Maslam boshlig'i bir to'p kishilarni payg'ambarimiz soqchilikka qo'ygan edi. Qala eshigi ochildi, Amr ibn Sa'di ismli bir Yahudi chiqib keldi. Muhammad ibn Maslam o'sha qatl qilmoqchi bo'ldi, meni payg'ambaringizga olib yubor dedi. Olib kelishdi. Aytdiki, "Ey Muhammad," dedi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. "Banu Qurayzani hammasi siz bilan tuzgan ahdni buzishlikka qaror qilganda bitta men qarshi bo'lganman," dedi. O'ziga omonlik so'rab keldi. Payg'ambarimiz rost aytdi dedi. Qo'yib yuboringlar dedi. Haqiqatan payg'ambarimiz aytdilar, bu kishini Alloh vafosi tufayli najot yetkazdi dedi. 19 kun qamal qilindi, natija bo'lmadi. Shunda bir to'p musulmonlarning bahodirlari, pahlavonlari ichida Zubayr ibn al-Avvom, Ali ibn Abi Toliblar bir qancha bahodirlar yig'ilishni bir katibani shakllantirib o'limga ahdlashdi. Yo hujum qilib qalani ochamiz, yo mana shu yerda o'lib ketamiz. Mana shu katiba hujum qildi ertasi kuni. Yahudiylar ularni qilgan hujumini, ularni bir shiddatini ko'rdida, ular qaytmasligini tushunib, "Ey Muhammad, bo'l taslim bo'lamiz," deydi. Bir top sahobalarning qilgan shijoatidan qo'rqib yahudlar taslim bo'lishdi. Qal'alar ochildi. Payg'ambarimiz ana shu 700 ta odamni qo'llarini bog'lashlikka buyurdi. Shu holatda Banu Qurayza taslim bo'ldi. Avs qabilasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Ya Rasululloh, Hazraj mavlolariga yaxshilik qilganingizdek, bizning mavlolarimizga ham yaxshilik qiling deyishdi. Banu Qaynuqo yahudiylari nima sababdan tirik qolishgan edi? Hazraj qabilasidan bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, "Ahsin ila mavali, meni do'stlarimga yaxshilik qiling" deb turib, Hazrajlik kishi uchun Banu Qaynuqoni payg'ambarimiz ozod qilib yuborgan edi. Endi Banu Qurayza yahudlari Avs qabilasining xulofolari, mavlolari. Endi Avsliklar Hazrajliklarga yaxshilik qilib ularni qo'yib olganingizdek, biz uchun Banu Qurayzaniga yaxshilik qiling dedi. Albatta Banu Qaynuqoni xiyonat qilgan edi. Bitta musulmonni o'ldirib qo'yishgan edi. Endi Banu Qurayzani xiyonati bilan Banu Qaynuqoni taqqoslab bo'lmaydi. Ular bitta musulmonni o'ldirgan bo'lsa Banu Qaynuqo yahudlari, Banu Qurayza butun islomda tak tomiri bilan yo'q bo'lib chiqishiga sabab bo'ladigan, yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ishni qilishdi. Shunda payg'ambarimiz nima qilishlikka hayron bo'ldi. Hazrat uchun
yaxşılıq qilgandek avuz uchun qilmaydimi? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avuz qabilasiga qarab turib, o'zingizlardan bo'lgan bir kishiga, ya'ni avuz qabilasidan bo'lgan bir kishiga Banu Qurayzaning hukmini topshirsam rozi bo'lasizlarmi dedi. Avusliklar kimga yo rasululloh dedi? Sa'd ibn Mu'ozga dedi. Ular Sa'd bizni sayyidimiz, rozimiz yo rasululloh dedi. Ya'ni Banu Qurayzaning ishi nima bilan nihoyat topishini, hukmini Sa'd ibn Mu'oz aytadi. Sa'd ibn Mu'oz qayerda? Madinada ana shu jarohatidan qon oqib Masjidun Nabaviyda davolanyapti. Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu masjidda yotar ekan duo qilgan edi. Qaranglar duosini. Parvardigor, agar payg'ambar alayhissalom yana bir marta Quraysh bilan jang qiladigan bo'lsa kelajakda, meni o'ldirmasdan jonini olib qo'ying. Men yashab turay. Chunki payg'ambarimizga qilgan muomalasi uchun Quraysh men uchun eng yomon odamlar dedi. Yo agar payg'ambarimiz qaytib Quraysh bilan jang qilmaydigan bo'lsa kelajakda, jonini olaver degan edi. Yana aytgan edi, Parvardigor, Banu Qurayzani xor bo'lganligini ko'rib, ko'zim quvonmagunicha jonim olmagin degan edi. Duoni qarang. Banu Qurayzani xor bo'lganini ko'ray, Quraysh bilan jang bo'lsa tirik qolay, bo'lmasa jonim olaver degan. Alloh u kishining duosini ijobat qildi. Sa'd ibn Mu'ozni payg'ambarimiz olib kelishlikka buyurdi. Mana endi jarohatlanib turgan Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhuni olib kelgani borishganida yurgani ham jarohatning og'irligidan. Biroq ulovni mingani ham quvvat yetmaydi. Yog'ochga yotqizishib, ko'tarib eshak ustiga qo'yib olib kelishadi Banu Qurayza yeriga. Musulmonlar turgan joyga Sa'd ibn Mu'oz yetalab olib kelishar ekan, Ausni sayyidlari ey Sa'd, bizni mavlolarimizga Banu Qurayzaga yaxshilik qilgin, yaxshi hukmni qilgin deb nasihat qilishdi. Sa'd ibn Mu'oz esa qad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi lawmatalaim deb kelardi. Sa'dga Alloh yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmasligi zarur bo'lgan vaqt keldi deb kelardi. Hushyor odamlar ha bo'ldi dedi, Banu Qurayzani eshitgan dedi. Sa'd ibn Mu'ozni olib kelishdi. Hamma o'tirib kutib. Banu Qurayza Sa'd hukm qiladi deganda ular ha Sa'd bizi xulofolarimizdan, biz rozimiz uning hukmiga deb ular ham rozi bo'lishgan edi. Ular baylangan uzoqda nima bo'layotganini bilishmayapti. Sa'd ibn Mu'ozni olib kelishganida payg'ambarimiz o'zi o'rnidan turib qumul sayyidi qomikum. Qavmilarda sayyidi keldi, turinglar o'rninglardan dedi. Demak, ana shu kishini, ana shu sahobani manzilati uchun o'rnidan turishlikka buyurdi. Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu keldi. Qavm turdi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Sa'd, Banu Qurayzaning hukmini sizga topshirdim" dedi. "Siz hukm qiling." Endi Sa'd ibn Mu'oz qilgan ishini qarang. Aws qabilasiga qarab turib, "Avayam zi hukmi ala Aws?" Auslik birodarlarimga meni hukmim o'tadimi dedi, qabul qilasizlarmi buyruqni dedi. Qabul qilamiz ey Sa'd işte. Hazraj qabilasidan bo'lgan musulmon birodarlarga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala Hazraj" dedi. Ular ham "Ha ey Sa'd, qabul qilamiz" dedi. So'ngra umuman musulmonlarga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala muslimin?" Meni hukmim musulmonlarga o'tadimi dedi. Ular ham "Ha" o'tadi dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan tomonga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala man hahuna?" Mana shu joyda turgan kishilarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nazar tutyapti, lekin payg'ambarga hukmim o'tadimi deb odobni ko'ring. Odob cho'qqisini ko'ring. Meni hukmim payg'ambarga o'tadimi desa beadablik bo'ladi. Shuning uchun shu joyda turganlarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ha, esa o'tadi" dedi. Bu odobni, bu muomalaning go'zalligini ko'ring. Ya'ni siyrat bizga axloqni ham o'rgatadi. Odobni ham o'rgatadi, tijoratni ham hamma yo'lni o'rgatadi. So'ngra Sa'd ibn Mu'oz Rasulullohdan bu javob olgandan keyin hukm qilaman dedi. Hukm qilaman. Ayol va bolalar qul va cho'rilarga aylantirilsin, erkaklar esa qatl qilinsin, hammalari dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Allohu akbar, Allohu akbar" tahqiq ular ustida yetti osmon ustidan qilingan Allohning hukmini e'lon qildiz dedi. Ya'ni Alloh shunaqa hukm qilgan dedi. Payg'ambarimiz buyurdi, chuqur kavlandi, yahudlar 10 ta 10 tadan kelib qatl qilindi. Ayol va bolalari cho'rilib olib tarqatilindi.
Yahudlarni qatl qilish boshlaganda Zubayr ibn Toba ismli Yahudi bor edi, sayyidlardan edi, olim edi. Uni ham qatl qilgan olib kelishganida ansorlardan biri kelib, "Ya Rasululloh, Zubayr ibn Toba'ni menga bering. Bu oz kunida meni ozod bo'lishimga sabab bo'lgan edi. U meni ozod qilgandek, men ham uni ozod qilay" dedi. O'limga hukm qilingan kishini bir kishi yaxshilik qilganida qaytarib qo'yay dedi. "Xo'l aka" dedi. "U senga" dedi. Uni ozod qilishdi. Haligi Zubayr ibn Toba, "Ayolim, bolalarim, molim ham" dedi. Ansor kelib, "Ayoli, bolalari, moli ham" dedi, "ular ham senga" dedi. Oilasi bilan, moli bilan, ayoli bilan ozod bo'ldi. So'ngra Zubayr ibn Toba xursand bo'lib turib, keyin aytdiki, "Ka'b ibn Asad nima bo'ladi ishi?" dedi. "Bani Qurayzani kattasi qatl qilinadi" dedi. "Xaya ibn Ahtabchi" dedi. "U ham qatl bo'ladi" dedi. Desa bu Zubayr ibn Toba aytdiki, "Ka'b ibn Asad va Xaya ibn Ahtablar qatl bo'lgan joyda men tirik bo'lishlikni, tirik qolishlikni loyiq ko'rmayman" dedi. "Ular bilan jannatda bo'laman" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdi keyin qatl qilingandan keyin, "Ular bilan jahannamda bo'ladi" dedi. Tirik qolib, omon qolib turib, ularga bo'lgan hurmatidan ular bilan birga o'ldirilsam, jannatda ham ular bilan birga bo'laman" dedi. Balog'at yetgan har bitta erkak qatl qilinadigan bo'ldi. Shunda endi balog'atga qadam qo'ygan bir yosh yigitni bir musulmon ko'rib rahmi keldi. Haligi musulmon rahmi kelayotganini ko'rib, bu yigit Rufo'a bo'ladi ismi. Osil bo'ladi oyog'iga. "Voy, meni saqlab qoling, meni olib qoling, vallohi namoz o'qiyman" deydi. "Tirik qolsam islomni qabul qilaman, namoz o'qiyman" deydi. Payg'ambarimizga bor, "Ya Rasululloh, bu Rufo'ani ozod qiling men uchun, namoz o'qiyman" deyapti deydi. "Islomga kiraman" deyapti payg'ambarimiz u sizga deydi. Haqiqatan bu kishi Rufo'a iymonga keldi, islomda bo'ldi, iymoni go'zal bo'ldi, hofizi Qur'onlarga aylandi va Alloh uchun da'vat qiladigan doilarga aylandi. Va qachon keyinchalik qasam ichsa, "Meni o'limdan saqlab qolgan zotning nomiga qasam" deb qasam ichardi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.